Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Bugünkü ilk konumuz, rigid istinat duvarlarının ön tasarımdaki boyutlaması nasıl yapılıyor? Öncelikle dersimize buradan başlıyoruz. Çocuklar, geoteknik kitaplara baktığınız zaman ağırlık istinat duvarları veya konsol istinat duvarları için bu tarz yapılar rigid duvarlardı. Bu yapılar için yaklaşık olarak ön tasarım aşamasından hangi boyutları seçmemiz gerektiği bize söylenmektedir. Tabii kitaplar arasında farklar bulunmakla birlikte buradaki sayıların yaklaşık aynı olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Sol taraftan başlayarak burada bir ağırlık istinat duvarı görüyorsunuz ve ağırlık istinat duvarının üst yüzeyindeki minimum boyutunun 0,3 metre olduğu, yani 30 santimetre olması isteniyor. Aşağıda temel boyutunun da duvar yüksekliğini H kabul ettiğimiz zaman yaklaşık duvar yüksekliğinin %50'si ile %70'i arasına gelen bir boyutta olması isteniyor. Çocuklar, şu tarafı duvarımızın ön tarafındaki çıkıntıya biz ön ampatman diyoruz. Arka tarafındaki çıkıntıya da arka ampatman diyoruz. Ağırlık istinat duvarlarında ön çıkıntı, yani ön ampatmanın yaklaşık boyutunun duvar yüksekliğinin %12'si ile %17'si arasında olduğu bize söylenmiş. Duvar temelimizin yüksekliği de yine aynı şekilde ön ampatmandaki uzunluğun bir benzeri olarak 0,17 ile 0,12 H arasında olması bize ifade edilmiş. Çocuklar, duvarımızın ön yüzüne baktığımız zaman geriye doğru bir eğimin olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %2'lik bir eğimden bahsediyoruz. Çocuklar, bu tarz eğimlerin verilmesi, isterseniz ağırlık istinat duvarı inşa edin, isterseniz konsol istinat duvarı inşa edin. Bu tarz yerlerde, yani ön yüzde geriye doğru bir eğim veriliyor. Minimum şurada %2'lik bir eğim verilmek zorunda. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Duvarımızın arkasında biliyorsunuz arka dolgudan dolayı bir yatay zemin basıncı meydana geliyor. Ve duvarımız da size göre sol tarafa doğru bir hareketlenme, bir dönme hareketini kabul ediyoruz ki duvarımızın arkasında aktif durum oluşsun. Tabii çocuklar, ön tarafa doğru bir deplasman vereceğini duvarımızın kabul ettiğimize göre burada çocuklar psikolojik olarak, insanlara psikolojik olarak eğer siz eğim vermezseniz en küçük bir dönmede sanki duvarınız yıkılacakmış hissi bize uyandırabilir. Aslında burada stabilite olarak herhangi bir sıkıntı olmasa dahi insanların psikolojisinde bu tarz bir dönme, yani ön tarafta herhangi bir eğim vermezseniz duvarınızdaki en küçük bir hareket duvarda bir sanki yıkılıyormuş hissi uyandırdığı için biz ön yüze mutlaka minimum da olsa %2 bir eğim veriyoruz. Aynı şekilde çocuklar, geoteknik kitaplara baktığımız zaman konsol istinat duvarları içinde ön tasarım aşamasında yine yaklaşık olarak bazı boyutların verildiğini görebiliyoruz. Bakınız, burası, öncelikle şunu ifade edelim. Çocuklar, konsol istinat duvarlarının şu kısmına biz elevasyon diyoruz. Şuradan ta ki temelin üstüne kadar olan kısma elevasyon olarak isimlendiriliyor. Burası çocuklar duvarımızın temeli. Buradaki çıkıntı daha önce söylediğim gibi ön ampatman, arkadaki çıkıntıya da arka ampatman diyoruz. Elevasyonda yukarıda bakınız 30 santimetreden, yani 0,3 metre minimum bir değer olması gerekiyor. Aşağıya doğru çocuklar buradaki genişlik yavaş yavaş açılıyor ve yaklaşık duvar boyumuzun %10'una kadar açılması bizden isteniyormuş buradaki kitaptan belirtilen duruma göre. Ön ampatmanın çıkıntısı 0,1 H, yani duvarımızın boyunun %10 olacak şekilde. Temelimizin genişliği de duvar yüksekliğinin 0,5 ile 0,7 katı arasında bir değer alabiliyorsunuz. Temelimizin yüksekliği de 0,1 H alınması bize buradaki kitaptan, aldığım geoteknik kitapta bize ifade edilmiş. Çünkü arka ampatmanın uzunluğunu zaten şuradaki temel genişliğini hangisi kabul ediyorsanız 0,5 ile 0,7 H arasında bir değer kabul ediyorsunuz. Bakın, burası 0,1 H, burası 0,1 H ise toplamı 0,2 H olur. Arka ampatmanın uzunluğu da temel genişliğinden buradaki 0,2 H'yi çıkartarak elde edebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi ön yüzeyde yine geriye doğru minimum %2'lik bir eğim bize ifade edilmiş. Dediğim gibi buradaki sayılar bir geoteknik kitaptan alınmış sayılardır. Başka bir geoteknik kitapta farklı sayıların verildiğini görebilirsiniz. Bazı boyutların aynı verildiğini ama bazılarında farklı bir mantıkta verildiğini görebilirsiniz. Bunu da hemen ifade edelim. Dediğim gibi başka bir kaynakta ağırlık istinat duvarlarında bakınız yukarıdaki boyutu, tepesindeki boyutunun 0,08 H0. Duvarımızın yüksekliği H0 ise bunun yaklaşık %8'i olacak şekilde ifade edilen bir uzunluk alınması bize söylenmiş.
Duvar temelimizin genişliği, bakınız yine 0.5H0 ile 0.7H0 arasında olması gerekiyor. Öndeki çocuklar, bakınız ön apartmanın çıkıntısı 0.5D'den D'ye kadar. Peki buradaki D nedir? Aslında burada bakınız kitap farklı bir geotekniği kitaptan alındığı için burada bakınız artık duvar boyuna değil de duvarımızın ön tarafta, yani boşluk tarafında ne kadar temeli ne kadar aşağıya gömdüğünüzle alakalı ön apartmana bir çıkıntı vermeniz gerektiği ifade edilmiş. Yani kitaplar arasındaki farklardan bir tanesini zaten burada görebiliyoruz. Yine bakınız şu kısımdan ta ki arka apartmanın sonuna kadar olan mesafede duvar yüksekliğinin %30'u ile %50'si arasında alması gerektiği söyleniyor. Temelimizin, yani buradaki ağırlık istinat duvarının temelinin kalınlığı da yüksekliğin, yani duvar yüksekliğinin %15 ile %20'si arasında alınması bize ifade ediliyor. Bakınız ayrı kitaplarda farklı boyutlar bize söylenirse de ön yüzde yine bakınız bir eğimin, arkaya doğru bir eğimin verilmesi gerektiği yine bize ifade edilmiş ki buradaki oranın 1 bölü 50, yani %2'ye karşılık gelen minimum bir değer olduğu bize yine söyleniyor. Yine aynı kitaptan konsol istinat duvarları içinde farklı değerler verildiğini görüyoruz. Bakınız elevasyonun üstü değerinde mesela 30 santimetre isteniyordu minimum olarak. Burada da minimum olarak 0.25 milimetrenin ya da 25 santimetrenin yeterli olacağı söyleniyor. Aşağıda baktığımız zaman çocuklar duvar temelimizin genişliğinin duvar yüksekliği H0 olarak kabul ettiğiniz zaman bunun %40 ile %70'i arasında olması gerektiği ifade edilmiş. Bakınız şuradaki elevasyonun alttaki genişliği de duvar yüksekliğinin %8 ile %10'u arasında olan bir mesafeye bize söyleniyor. Ön apartmanın genişliği de yine bakınız burada H'ye bağlı, yani duvarımızın yüksekliğine bağlı olarak değil de temelimizin genişliği olan B'ye bağlı olarak temel genişliğinin %30'u olarak alınması gerektiği bize ifade edilmiş. Temel yüksekliği de olarak da duvar yüksekliğinin %8'i ile %10'u arasında bir değer alınması gerektiği bize söyleniyor. Bir başka rigid istinat duvarımız da çocuklar payandal, yani destekli istinat duvarlarımız. Bakın çocuklar, bunların ismi payanda olarak geçiyor. Bu payandaların şuradaki minimum genişliği 30 cm olması gerektiği ve iki tane payanda arasındaki mesafenin de yaklaşık duvar boyunun %30'u ile %70'i arasında olması gerektiği yine geoteknik kitaplardan görebilirsiniz. Çocuklar bazı payandalar şöyle duvarımızın arkasında olabileceği gibi bazen çocuklar bu payandaların duvarın ön tarafında da olduğu bize söyleniyor geoteknik kitaplarda. Ağırlık istinat duvarlarından bahsetmişken şurada gördüğünüz en kesitlerden farklı en kesitlere sahip diğer tipteki ağırlık istinat duvarları olduğunu da bilmeden geçmeyelim. Bunlarla alakalı geometrileri buradan görebiliyorsunuz. Çocuklar bu geometrilerden özellikle şu en sağdaki, ki burada bakın yakından görüntüsü de buradadır. Bunu açıklamak istiyorum. Çocuklar bu en kesiti taştan imal ettiğimiz ağırlık istinat duvarlarında Türkiye'de oldukça sık kullanıyoruz ki Karayolları Genel Müdürlüğü bu enkesiti oldukça sık kullanmakta. Tabii bunların boyutlaması demin gördüğümüz şuradaki iki boyutlamaya göre değil, daha farklı bir boyutlamaya gidiliyor burada. Çocuklar buradaki duvarın boyutlanmasında iki tane ana parametre bulunmakta. Hemen bunu nereden söylüyorum? Bakın şimdi çocuklar burada bazı duvarımızın boyutları görülmekte. Bu duvardaki boyutlara baktığınız zaman ya sadece H'ye bağlı olduğunu görüyorum veya H'nin yanında K dediğimiz başka bir katsayıya, bakınız burası sadece K'ya bağlı, şuradaki uzunluk K'ya bağlı, duvarımızın ön yüzündeki şuradaki eğiminden dolayı şuradaki yatay mesafeyi yine H'ye bağlı olarak olduğunu görüyorum. Demek ki ben bu duvarı çizebilmem için, bu geometriyi çizebilmem için duvar yüksekliğim nedir onu bilmem lazım ve bir de K katsayısı dediğimiz duvar kalınlığını bilmem gerekiyor. İşte buradaki K katsayısını şu tarz tip projeler dediğimiz veya buradaki abaklar veya tablo veya çizelgeler dediğimiz değişik kısımlardan elde ediyoruz. Buradaki tabloya baktığımız zaman K katsayısı, yani duvar kalınlığı santimetre olarak şurada verildiği ifade edilmiş. Peki buradaki tabloyu kullanmak için ne bilmem gerekiyor? Bakınız burada bir yatay satırımız bulunmakta, bir de düşey satırımız bulunmakta. Yatay satırımız çocuklar HT dediğimiz, yani duvarımızın yüksekliği ile alakalı olan 1 metreden başlayıp 12 metreye kadar devam eden duvar yüksekliği, bakınız temel üstünden ta ki duvarımızın üstüne kadar şuradaki mesafeye kadar olan düşey mesafe neyse işte burası duvarımızın yüksekliği, yani H olarak ifade ediliyor ve şuradaki değerler oradan geliyor.
Düşey eksenimizde şurada bakın 1 metreye kadar şu satırı kullanmamız gerektiği, 2, 4, 6 ve 20 metreye kadar giden şuradaki sayılar da hamule yüksekliği dediğimiz bir yüksekliğe bağlı olarak çıkıyor. İşte siz eğer hamule yüksekliğini biliyorsanız ve duvarımızın yüksekliğini biliyorsanız buradaki K kat sayısını elde edebilirsiniz. K kat sayısını elde etmekle birlikte şu tarz taştan imal edilmiş ağırlık istinat duvarlarını dizayn edebiliyorsunuz ki bakın bütün geometrilerin H'ye ve K'ya bağlı olarak ifade edildiğini demin söylemiştim. Tabii çocuklar burada bilmediğimiz hamule yüksekliği dediğimiz bir büyük başka bir parametre geldi. Bunun ne olduğunu ifade edelim. Çocuklar bununla alakalı dediğim gibi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir teknik şartname var veya teknik yönetmelik var. Orada bunlarla alakalı ifadeler geçiyor ama ben size yaklaşık olarak bunun ne olduğunu ifade edeyim. Çocuklar eğer siz bir buraya bir taş duvar inşa ediyorsanız ki bakınız bunların geometrisinin de H'ye ve K'ya bağlı olduğunu yani duvarımızın yüksekliğine ve K'ya duvarımızın kalınlığına bağlı olduğunu söylemiştim. Eğer duvarınızın arkasındaki arka dolgu bu şekilde kırıklıysa yani bakınız şurada bir eğimi var. Belli bir yerden sonra çocukta bakın eğiminin kaybolduğunu yani yataya döndüğünü fark etmişsinizdir. Hamule dediğimiz şey hamule duvarımızın üstünden İşte buradaki şevin üstüne kadar olan mesafeye biz hamule yüksekliği diyoruz. Peki burada şimdi HT ve HK denen iki tane H yüksekliği yani duvar yüksekliği olduğunu göreceksiniz. Peki bunlar nedir? Hemen ifade edeyim çocuklar. Eğer buradaki taş duvarınız kayaya soketleniyorsa buradaki duvar yüksekliği olarak bakınız şuradaki zemin üstünden duvarımızın tepesine kadar olan mesafe olarak alınıyor. Eğer bu zemin ortamına soketleniyorsa bu sefer duvar yüksekliği bakınız duvar üstünden ta ki temelin şuradaki yani duvarın dibine kadar olan mesafe yani HT olarak alınması gerekiyor. İşte burada HT veya HK dediğimiz şey arasındaki fark budur. Bazı durumlarda ağırlık tip istinat duvarlarımızın arkasındaki buradaki hamule yüksekliği net bir şekilde bulunamayabilir. Mesela taş duvarımızın arkasındaki arka dolgunun eğimi bu şekilde devam edebilir. Hatta belli bir yerden sonra bu eğim açısı değişebilir. Ama bunun tepesi yani şurada görüldüğü gibi şevimizin tepesi net bir şekilde görülemediği zaman hamuleyi yaklaşık olarak belirlememiz gerekiyor. Bunun için çocuklar duvarımızı nereye inşa ettiğimizle alakalı iki tane yöntem bulunmakta. Eğer siz duvarınızı bir kaya ortamına inşa etmişseniz hamule yüksekliği için farklı bir işlem yapacağız. Eğer duvarınızı bir toprak yani kayadan farklı bir zemine inşa edeceksek de bu sefer de farklı bir hamule yüksekliği belirlememiz gerekiyor. Mesela duvarımızın arkasında şu seviyede bir kaya seviyesi olsun ve burayı şurayı kazıp duvarımızı inşa edeceğimizi düşünelim. İşte buradaki kaya seviyesini ki burası orijinal yüzey buradadır ve arkasına şuraya bakın çocuklar dolgu inşa edeceğiz. İşte buradaki duvarımıza teğet olduğu kaya tabakasının teğet olduğu noktadan 1 bölü 1 eğimle bu şekilde bir hat çiziyoruz. İşte bu hattın normalde bizim yapacağımız dolguyu kestiği yerle duvarımızın üstüne olan mesafe HK olarak isimlendiriliyor. İşte burası yine hamule yüksekliğidir ama kayadan geldiği için yani kaya tabakasından bu hattı çizdiğimiz için ismi HK yine hamule yüksekliği ama kayadaki hamule yüksekliği olarak ifade ediliyor. Eğer siz bu duvarınızı kaya ortamına değil de zemin ortamına inşa edecekseniz de bu sefer bu 1 bölü 1 hattı bakınız şuradaki kısımdan alıyorsunuz ve yine bakınız dolgu yapacağımız yüzeyin neresine kestiğine bakıyorsunuz. Buradaki seviyeyi yatay bir mesafe çiziyorsunuz. Duvarımıza olan şuradaki mesafe düşey mesafe HT olarak isimlendiriliyor ki T de çocuklar toprakta inşa ettiğimizi ve buradan getirdiğimiz bir hattan olduğunu hamule yüksekliğinin buradan geldiğini ifade etmek için kullanıyoruz. İşte burada belirgin olarak hamule yüksekliği bulunmasa dahi yaklaşık olarak şu 1 bölü 1 hatlarıyla birlikte hamule yüksekliğini yine buradaki tablodan kullanabilir hale geliyoruz. Çocuklar tabii burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de buradaki duvar yüksekliğini eğer kayada mı inşa edeceğiz yoksa zeminde mi inşa edeceğimize göre duvar yüksekliği değişebiliyor. Eğer dediğim gibi bakınız burada zemin ortamında inşa edeceğimizi söylemiştik ve buradan bakınız bir hat çizmiştik. Eğer zemin ortamında çiziyorsak bakınız buradaki duvar yüksekliği yani irtifa olarak alacağımız yer duvarımızın tepesinden bakınız yüzeye kadar yani gömme derinliğinin üstündeki kısma kadar olan mesafe bize HT olarak isimlendiriliyor. Eğer siz bu duvarı kayada inşa edecekseniz bu sefer duvar yüksekliği bakınız burası değil de duvarımızın tepesiyle buradaki kaya
tabakasının seviyesi arasında olan mesafe HK olarak alınıyor. Yani şuradaki tabloda yatay, şuradaki yatay sütun nereden geliyor çocuklar? HK ve kayada ise HK, zeminde inşa ediyorsanız da, toprakta inşa ediyorsanız da HT olarak alınması gerekiyor şuradaki mesafenin. Yine bakınız buradaki tabloyu kullandığımız zaman elde ettiğimiz şey yine duvar kalınlığı, yani K katsayısı. İşte bunlarla birlikte şuradaki geometri, yani şuradaki taş duvarın en kesit geometrisini de elde edebiliyorsunuz. Ağırlık veya konsol istinat duvarlarında cevaplamamız gereken bir başka soru da bu tarz yapıların temellerinin ne kadar derine gömüleceği ile alakalıdır. Çocuklar, duvar temeli inşa edin veya bir yapı temeli inşa edin, minimum gömme derinliği bunlar için Türkiye için 60 santimetre olduğu ifade ediliyor. Tabii çocuklar, burada iki tane harita görüyorsunuz. Aslında bunlar, bir tanesi daha güncel bir harita, bu biraz daha eski bir harita. Bu haritada şunu gösteriyor: eğer hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse zemin yüzeyinden itibaren ne kadar bir derine kadar suyu etkileyip suyu dondurabilir ve hacminin %10'una yakın bir hacim artışı meydana getirir. Bu da bizim yapılar için, yapı temelleri için bir problem teşkil edecektir. İşte bu derinliğin ne kadara kadar uzanabileceğini ifade eden bir haritayla karşı karşıyayız. Bu haritaya baktığımız zaman bakınız, doğu bölgelerinde hava sıcaklığı eksiye düştüğü gün sayısı fazla olduğu için bakınız buradaki 60 santimetre bize yeterli olmayacaktır. Çünkü bakınız, donma derinliğinin, yani dışarıdaki eksi sıcaklığın etkisinin 160 santimetreye kadar ulaştığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye'nin daha sıcak yerlerinde buradaki derinliğin 40 santimetreye kadar düşebildiği de olabiliyor, ama çocuklar, burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Evet, minimum 60 santimetre bize yeterli gibi gözükse bile Türkiye'nin her yerinde bu 60 santimetreyi aynı almamak gerekiyor. İsterseniz bir rigid istinat duvarı inşa edin, isterseniz bir yapı temeli inşa edin, buradaki sayılara sadık kalarak gömme derinliği, temelinizi, gömme derinliğini buna göre belirleyiniz. Çok da şuradaki haritanın daha yeni bir harita olduğunu ifade etmiştim. Bakınız burada illere göre, hatta yerel zemin sınıfları olan ZA, ZB, ZC, ZD ve ZE'ye bağlı olarak ne kadar dışarıdaki hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle birlikte yüzeyden itibaren ne kadar aşağıya kadar buradaki hava sıcaklığının etkisinin, eksiye düşmesinin etkisinin hissedilebildiği daha ayrıntılı bir şekilde buradaki tablodan görebiliyorsunuz. Mutlaka dediğim gibi buradaki 60 santimetre her yer, Türkiye'nin her yerinde sizi güvenli tarafta bırakacak manasına gelmiyor ve kendi ilinize ve yerel zemin sınıfınıza göre, şuradaki sayılara göre temelimiz duvar temeli olabilir veya yapı temelimiz olabilir. Buradaki gömme derinliğini buradaki sayılardan daha büyük seçerek güvenli tarafta kendinizi bırakmanızı tavsiye ediyorum. Konsol ve ağırlık istinat duvarlarında ön tasarımda boyutlarını belirledikten sonra duvarımızın arkasında bize problem çıkartacak olan yatay zemin basınçlarının hesabını Rankin teorisine göre mi yoksa Coulomb teorisine göre mi hesaplayacağımız önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar, genellikle konsol istinat duvarlarında yatay zemin basınçlarını Rankin teorisine göre hesaplıyoruz. Ağırlık istinat duvarlarında hem Rankin teorisini hem de Coulomb teorisini kullanabiliyoruz. Çocuklar, konsol istinat duvarlarında Rankin teorisini kullanırken hesap hattını konsol istinat duvarının arka ampatmanın ucuna, yani şurada görülen AB hattına taşımanız gerekiyor. Bu AB hattına taşımakla birlikte eğer arka dolgunuz bu şekilde alfa açısıyla yükseliyorsa burada yeni bir yükseklik oluşur. Duvarımızın yüksekliği, bakın şuradaki yüksekliği H olsun. Ancak arka dolgumuz alfa açısıyla yükseldiği için bakınız bu AB doğru parçasının uzunluğu H üzeri çizgi olarak ifade edilmiş. Her zaman çocuklar, bu alfadan dolayı H üzeri çizgi H'den büyük olacaktır. AB hattının sürekli sağ tarafındaki kısım bize problem çıkartacak olan yatay zemin basınçlarının oluştuğu bölgedir. Çocuklar, bunun hesabı, yani PA Rankin hesabında bir H kareli formülünde, geçen derslerimizde görmüştük zaten bunu, H kareli bir ifadenin olduğunu söylemiştik. Çocuklar, hesap hattınız artık AB hattında olduğu için ve yüksekliğimiz, duvar yüksekliği bu alfadan dolayı fazlalaşacağı için
formüllerde gördüğünüz h kare yerine, yani burada duvar yüksekliğinin karesi olarak söylemiştik, artık yeni duruma göre yani AB hattına göre hesap yaptığımız için h üzeri çizginin karesini almak zorundasınız. Bu alfadan dolayı h üzeri çizgi h'den büyük olacağı için bu hatta yani AB hattında hesaplayacağınız, renkine göre hesaplayacağınız aktif zemin itkisi her zaman daha büyük olacaktır. Yani bir dezavantajdan bahsedebiliriz. Yine bakınız PA renginin etki etme yeri de artık yeni yüksekliğimiz olan H üzeri çizginin 3'te 1'ine etki edecek şekilde oluşacaktır. Tabii çocuklar şunu da ifade etmeden geçmeyeyim. Buradaki alfa yani arka dolgunun yatayla yükseldiği açı bazen bu şekilde yatay da olabilir. Yani alfanın 0 olduğu durum da olabilir. İşte bu durumda H üzeri çizgi duvar yüksekliğine eşit olacaktır. Yani aslında daha önceden öğrendiğimiz teorideki duvar yüksekliğinin karesi aynı kalacaktır. Bu da bunu da özel bir durum olarak ifade edelim. Çocuklar buradaki AB hattının size göre sol tarafı işte buradaki problem çıkartacak olan yatay zemin basınçlarını karşılayacak olan kısımdır. Peki bu kısma baktığımız zaman, bu bölgeye baktığımız zaman neler görüyoruz? Bakınız burada bir betonarme, yani hem betondan hem de donatıdan inşa edilmiş bir konsol istinat duvarı görüyoruz. Aynı zamanda arka apartmanın üstünde bakınız şurada bir zemin kütlesi, arka dolgunun bir kısmının da arka apartmanın üzerinde kalması, AB hattının size göre sol tarafında kalmasından dolayı bu bölgedeki zeminin de size aslında direnç gösterici kısımda bir avantaj sağlayıcı bölge olarak bize fayda sağlayacaktır. Demek ki AB hattının buradaki iki tane bölgesi bizim için dezavantajdan avantaja doğru dönecek olan kısmı oluşturacaktır. Şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Çocuklar böyle bir konsol istinat duvarlarında Rankin teorisini kullanmak istiyorsanız illaki şuradaki AB hattının mutlaka şu şekilde duvarımızın arka yüzeyiyle 90 derece yapacak şekilde olmasına gerek yok. Bu şekilde AC üssü olarak gördüğümüz hat şeklinde eğik de buradaki hesap hattını taşıyabilirsiniz. Tabi burada taşırken şöyle dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hemen ekranımı temizleyeyim. Çocuklar buradaki eğik olarak almak istiyorsanız aslında bu eğiklik şuradaki C'ye kadar olan kısma kadar istediğiniz gibi olabiliyor. Ancak siz bu eğikliği bu şekilde duvarımızın elevasyonuna değdirdiğiniz anda artık bu durumda Rankin teorisini kullanamazsınız. Yani sizin gidebileceğiniz maksimum yer AC gibi şuradaki hat boyunca olacaktır. Yani değişik bu şekilde eğik yüzeyler alabilirsiniz. Yine Rankin teorisinin geçerli olduğu durumlar için. Ancak dediğim gibi bu tarz bir kısım alırsanız yani elevasyona değen bir eğiklik alırsanız bu sefer şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu durumda çocuklar küçük delta sıfıra eşit olmuyor. Yani burada elevasyonla yani buradaki dolgumuz buradaki duvarımızla kesiştiği anda küçük deltayı sıfır alamıyorsunuz. Peki küçük deltayı sıfır almak ne demek? Aslında Rankin teorisinin yaptığı bir kabule karşılık geliyor. Rankin teorisinde çocuklar bu şekilde bir kabul olduğunu söylemiştik derslerimizde. İşte bu şekilde elevasyonu eğer değiyorsanız sizin bu eğik yüzeyiniz burada asla Rankin teorisini kullanamazsınız. Eğer Rankin teorisini kullanmak istiyorsanız buradaki eğik hat çocuklar AC görülen şuradaki hattın size göre sağ tarafında kalacak şekilde illaki dik olması lazım değil. Başka şekilde bu şekilde eğik de ne yapabilirsiniz çocuklar? Alabilirsiniz. Peki bunları niye böyle eğik alabiliyorsunuz? Çünkü bununla alakalı Rankin teorisinde duvarımızın arka yüzeyinin bu şekilde eğik olduğu durumlar için de bazı hesaplamalar yapmıştık. Çocuklar şimdi şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Evet yine eğik aldığımız kısımda herhangi bir şekilde yine bakınız şurada arka apartmanın üzerinde belli bir kısım zemin yine kalıyor mu? Evet kalıyor. Peki bu kalan zemin duvarımıza bir avantaj sağlıyor mu? Evet yine avantaj sağlıyor. Evet AB hattı kadar bütün bu apartmanın arkasını dolduran zemin kadar geniş bir zemin olmasa dahi yine de bakınız bir üçgene benzer bir kısım kalmakta ve bu kısım yine duvarımıza direnç sağlayacak olan yatay zemin basıncını karşılayacak olan direnç sağlayacak olan bir bölge gibi davranış göstermekte. Buradaki işte bu açı yani bu eğik eta açısının ne kadar bir açı olduğunu işte şuradaki formüle göre de hesaplayabilirsiniz. Ağırlık istinat duvarlarına baktığımız zaman çocuklar hem Rankin teorisini
hem de Coulomb teorisini kullandığımızı söylemiştik. Eğer Rankine teorisini kullanmak istiyorsanız, bakınız ağırlık istinat duvarlarında da yine arka yüzeyinden itibaren, arka apartmanın ucundan itibaren bir hesap hattı oluşturacaksınız ve bu hesap hattının size sağ tarafında Rankine teorisini kullanabiliyorsunuz. Arka dolgu yine dediğim gibi şurada bir alfa açısıyla yükseliyorsa, bakınız duvarımızın yüksekliği H olmasına rağmen şurada yeni yüksekliğimiz H üzeri çizgi olarak ifade edilmekte ve H üzeri çizgi bu alfa açısından dolayı H'den her zaman büyük çıkmakta ve hesabında, yani Rankine göre PA hesabında da H üzeri çizgiyi kullanmak zorundasınız. Peki bu AB hattının size göre sol tarafında yine bakınız taştan veya betondan imal edilmiş bir ağırlık istinat duvarı ve yine arka apartmanın üzerinde bakınız şurada bir dolgu, bir zemin kısmı bulunmakta. İşte buradaki yatay zemin basıncını da karşılayacak olan iki tane bölge var. Bunlar sizin avantaj sağlayıcı iki bölge olarak karşımızda çıkıyor. Çocuklar, eğer ağırlık tip istinat duvarlarında Coulomb teorisini kullanacaksanız, bu sefer çocuklar bunun gibi AB gibi bir hat belirlemenize gerek yok. Doğrudan PA Coulomb'a göre yapılan PA hesabı duvarımızın hem duvarımızla arka dolgunun şuradaki en kesitine veya şuradaki düzleme etki ettirebiliyorsunuz. Peki burada dikkat etmemiz gereken hususlardan biri neydi? Coulomb teorisine göre PA hesaplamışsanız bunun etkime yönü biraz farklıydı. Bakın buradaki Rankine göre etkime yönü nasılydı? Bunu da hemen ifade edelim. Çocuklar, şuradaki AB hattını düşündüğümüz zaman şuradaki arka dolgunun bir açısı vardı. Alfa açısı. Bakınız şu da şu tarafa doğru. Bakın şuradaki yatay düzlemle alfa açısı yapıyordu. Bakın şuradaki açısı yine alfaydı. Yani arka dolgunun yaptığı açı şeklinde yatayla bir açı yapıyordu. Ancak Coulomb teorisinde PA hesaplamışsanız buradaki açı biraz daha farklı oluyordu. Nasıl oluyordu? Duvarımızın arka yüzünü düşündüğümüz zaman ve buradan çıkan 90 derece çıkan bir hat var. PA Coulomb'a göre hesaplanmış PA buradaki 90 derecelik çıkan hatla küçük delta açısı yapıyordu. İşte küçük delta açısı ne çocuklar? Coulomb teorisinde dikkate alabildiğimiz bir sürtünme açısıydı. Duvarla arka dolgu arasındaki sürtünme açısı. Bunu içsel sürtünme, yani şuradaki zeminin içsel sürtünme açısına bağlamıştık ama burada yaklaşık olarak bu değerleri de yine bir tablo olarak size söylüyorum. Demek ki PA Coulomb'a göre hesaplanmışsa, bakınız yüzeyin normaliyle küçük delta açısı yapacaktır. Bunun çocuklar iki tane bileşeni vardı şurada. Şöyle hemen ifade edelim ki bunların da iki tane bileşeni vardı şöyle. Bu bileşenden çocuklar, bu bizim için problem çıkartır. Bu bizim avantajımıza olacak olan kısmı oluşturacaktır. Yine bakınız şuradaki bileşen yatay yönlü bileşen, bize yani duvarımızı itmeye çalışacak olan bileşendir. Bu bizim için problem çıkartır. Bu bileşen çocuklar bizim için avantaj sağlayacak ki ilerleyen derslerimizde bununla alakalı hesaplamaların nasıl yapılması gerektiğini konuşacağız. İşte buradaki iki tane bileşenden şu bileşen bizim için problem çıkartacak ve buradaki duvarda buradaki problem çıkartacak olan bu kuvvete direnç göstermeye çalışacak ki bunları analizlerimizde ve tahkiklerimizde uzun uzun konuşacağız. Çocuklar, dediğim gibi duvarımızla arka dolgu arasında küçük delta açısı yapıyordu. Coulomb teorisinin bu şekilde bir açıyı dikkate alabildiğini söylemiştik ki bakınız Rankine'de bu küçük deltayı sıfır kabul ettiğimizi dersimizin başında ifade etmiştim. Peki bu küçük delta açılar için yaklaşık olarak hangi değerleri alabiliyoruz? Eğer duvarınızın arkasında arka dolgu çakıllı bir malzeme ise 27 ile 30 derece arasında, iri kum, ince kum, kil, sirtli kil ise bu tarz açıları ne yapabilirsiniz çocuklar? Küçük delta açısı olarak elde edebilirsiniz. Bununla alakalı ilerleyen derslerimizde tahkikleri, yani şu duvarımızın hatta şu arka apartmanın üzerindeki zeminin şuradaki yatay zemin basıncına nasıl direnç gösterdiğini, yeterli direnç gösterip gösteremediğini veya şu ön boyutlamada, ön tasarımda seçtiğimiz boyutların yeterli olup olmadığını tahkiklerimizde uzun uzun konuşacağız.